Öyle kızını tehdit edecek biri değil bu Osman Yıldız. Dolandırıcılıktan girmiş içeri. Ödleyin teki. Yani olmasa bile belki ona bağlantısı olan biri vardır. Olmaz mı? Yani ziyarete gelen gidene bir baksak. Onu da düşündüm. Zaten çok ziyaretçisi yok. Düzenli ziyarete gelenler arasında biri dikkatimi çekti. Ahmet Toksöz. Kimmiş o? Yeğeniymiş. Neciymiş, ne iş yaparmış biliyor muyuz? Orası muamma. Ama bana sorarsan birinin yancılığını yapıyor. Adresini de buldurttum ama işimize yarar mı bilmem. Denemeden göremeyiz. At abi bana adresi. Ben bir bakayım. Tamam, geldi. Adem. Kendine dikkat et oğlum. Tamam, merak etme. Anne, babam nerede? Dışarı çıktı kızım. Rasim amcanla görüşecekmiş. Ama bugün pazar. Hani biz birlikte gezmeye gidecektik? Kızım sakın ağlama. Ağlayacak ne var? Dönecek baban. En fazla birkaç saat sürer dedi işim. Biz seninle kahvaltımızı yapıp hazırlanana kadar dönmüş olur. Gideceğiz mi yani? E tabii ki gideceğiz. Sen hiç babanın sözünü tutmadığını gördün mü bakayım? Aferin. O zaman düşün bakalım nereye gidelim? Kahvaltını yaparken onu düşün. Sinemaya gidelim. Yok onunla fark daha iyi. Yok sinema. Sinema daha iyi ya. Sinemaya gidelim. İkisini de gitsek olur mu? Olur gidelim. Bütün gün önümüzde. Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım bundan daha. Çalıştık. Rasim abi. Şüphe falan kalmadı. Ben bu adamı görmüştüm. Yasemin Hanım'ı kurtarmaya gittim ya o depoya. Oradaydı. Yasemin Hanım tanımamış mı? Yok, yüzlerini görmemiş. Maske takıyorlar dedi. Fakir bir akraba, zengin bir iş adamıyla evlenen kuzeninden tehditle para koparmaya çalışıyor. Hapisteki dayısının deposunu kullanıyor. Taşlar yerine oturuyor değil mi? Yalnız patron bu Ahmet Toksöz olamaz. O çapta bir adam değil çünkü. Başka birisi var bu işin dışında. Onu da buluruz. Bakarız abi. Görüşürüz.
Geç kaldım, kusura bakmayın. Yaşasın, babam gelmiş. Hadi hemen çıkalım. Hemen mi? Dur kızım, baban soluklansın biraz. Of, ama sabahtan beri bekliyorum. Tamam, o zaman bana 5 dakika ver. Elimi yüzümü yıkayayım, üstümü değiştireyim. Hemen çıkalım, olur mu? Tamam ama çabuk ol.